HDP'nin tutuklu eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın otoritesinin sarsıldığını belirterek, işte tam da böyle zamanlar, Erdoğan'ın gözünü karartıp en çılgın şeyleri yaptığı zamanlardır. Ne yaparsa yapsın geri adım atmayın, dedi. Şimdiden Türkiye tarihinin en yıkıcı afetleri arasına giren Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6'lık depremlerde 10 şehir sarsıldı. Deprem bölgelerine günlerce müdahale edilmediği gerekçesiyle iktidara büyük öfke var. Bu duruma dikkat çekip uyarılarda bulunan Demirtaş'ın Twitter hesabındaki açıklaması şöyle. Otoritesi sarsıldı, makyajı döküldü, fiyakası bozuldu. Şimdi acilen ne kadar güçlü, ne kadar kudretli olduğunu göstermeye ihtiyacı var. İşte tam da böyle zamanlar, Erdoğan'ın gözünü karartıp en çılgın şeyleri yaptığı zamanlardır. Ne yaparsa yapsın korkmayın, geri adım atmayın. Ülkenin geri kalanını da yıkmasına izin vermeyin. Beraber direnip beraber kazanacağız. Şehirlerimizi yeniden ve çok sağlam şekilde inşa edeceğiz. Acıların içinden yeni bir yaşamı el ele vererek beraberce kuracağız. Yapacak daha çok iş var, yılmak yok, her şeyi dayanışma ile beraber yapacağız. Depremzedeleri asla ama asla yalnız bırakmayacağız. Demirtaş, linç ve işkenceye asla prim vermeyelim, sabırlı ve sakin olun. Selahattin Demirtaş, Maraş'taki depremlere ilişkin, linç ve işkenceye asla prim vermeyelim. Hem ağır suç hem çok tehlikeli provokasyonlardır. Lütfen dikkatli, sabırlı ve sakin olun, paylaşımı yaptı. Edirne cezaevinde tutuklu bulunan eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, Twitter hesabından Maraş'ta meydana gelen depremlerle ilgili paylaşımlarda bulundu. Demirtaş, linç ve işkenceye asla prim vermeyelim. Bunlar hem ağır suç hem de çok tehlikeli provokasyonlardır. Lütfen dikkatli, sabırlı ve sakin olun, dedi. Selahattin Demirtaş, yardım ve dayanışmaların ihtiyaç listesine göre belirlenmesi gerektiğinin altını çizerek, daha aylarca ihtiyaçlar olacak. Depremzede kardeşlerimiz kendilerini bir an bile yalnız hissetmemeliler, dedi. Demirtaş, paylaşımında şu ifadeleri kullandı. Bugün felaketin 8. günü, halen enkazdan insanlarımızın canlı çıkma umudu var. Kurtarma çalışmalarına katılan herkese başarılar diliyorum. Gerçekten de fedakarca, zorluklar içinde kutsal bir iş yapıyorlar. Yardımları ve dayanışmayı, ihtiyaç listelerini dikkate alarak sürdürelim lütfen. Daha aylarca ihtiyaçlar olacak. Depremzede kardeşlerimiz kendilerini bir an bile yalnız hissetmemeliler. Linç ve işkenceye asla prim vermeyelim. Bunlar hem ağır suç hem de çok tehlikeli provokasyonlardır. Lütfen dikkatli, sabırlı ve sakin olun. Ne kadar büyük bir dayanışma ruhu ortaya çıkardığınızı görüyorsunuz. Bunun bozulmasını kabul etmeyin. Bu zor günlerin acısını ancak paylaşarak azaltabiliriz. Yaralarımızı da el ele vererek sarabiliriz. Selahattin Demirtaş Edirne cezaevinden yazdı. Ve şimdi sandıkta hesap sorma günü geliyor. Unutmadığımız daha çok şey var. Sen bu halkı balık hafızalı mı yoksa onursuz mu sanıyorsun? Ha, unutmadığımız bir şey daha var, onu da seçim akşamı söyleyeceğim. Bekle. Etrafındaki bir avuç müteahhit, medya tetikçisi, bürokratın çuvalla para götürürken açlıktan, yoksulluktan intihar edenleri unutmadık. Sıfır yeterlilikteki kişileri profesör, hakim, savcı, bakan, bürokrat yapıp da üstümüze saldığın sefil tayfayı unutmadık. Satın aldığın havuz medyasıyla gece gündüz bize hakaret etmeni unutmadık. Koltuk uğruna çözüm sürecini bitirip savaş kararı almanı, tecridi unutmadık. Toprağa emanet ettiğimiz binlerce insanımızı unutmadık. Babasıyla katledildikten sonra cenazesinin başına silah bırakılan Uğur Kayması,
cenazesinin alınmasına günlerce izin verilmeyen Taybet Ana'yı, tekmelerle katledilen Ali İsmail Korkmaz'ı, cenazesi derin dondurucuda saklanan Cemile Cağırga'yı, polisin attığı gaz fişeğiyle katledilen Abdullah Cömert'i, cenazesi yerlerde sürüklenen Hacı Lokman Birlik'i, Ankara'nın orta yerinde vurularak katledilen Ethem Sarısülük'ü, bin parçaya ayrılan Ceylan Önkol'u, aylarca eriye eriye can veren Berkin Elvan'ı, bir Neroz günü sırtından vurularak katledilen Kemal Kurkut'u, İzmir il binamızda vahşice katledilen Deniz Poyraz'ı unutmadık. Sokakta dövdürdüğün, yerlerde ve mahkemelerde süründürdüğün cumartesi annelerini unutmadık. Cezaevi önünde, içerideki evlatlarından bir haber almak isteyen Barış annelerini tartaklayarak iteklemeni unutmadık. Şen Yaşar ailesine yapılanları, adalet direnişçisi Emine Şen Yaşar'ı unutmadık. Gasp ettiğin belediyelerimize atadığın talancı kayyımlarını da Boğaziçi'ne yaptıklarını da unutmadık. Talimatlarınla hapishanelere doldurulan siyasetçileri, gazetecileri, gençleri unutmadık. Talimatlarınla salıverilen katilleri, mafya bozuntusu, uyuşturucu kaçakçısı çeteleri de unutmadık. Her gün vahşice katledilen kadınları, İstanbul Sözleşmesi'ni tek imza ile çöpe atmanı unutmadık. Tarikat yurtlarında zemin hazırladığın, sessiz kaldığın çocuk istismarlarını unutmadık. Sokakta dövdürdüğün milletvekillerini, kadınları, üniversitelileri, memurları, işçileri, avukatları, doktorları unutmadık. KHK rezaletiyle aç kökü yemeye mahkum ettiğin ama onurlarıyla ekmek kazanan milyonları, barış akademisyenlerini, el koyduğun televizyon ve gazeteleri unutmadık. Halkın HDP'ye verdiği hazine payına el koymanı, HDP'ye kapatma, bize ağır kumpas davalarını unutmadık. Miting meydanlarında ve televizyonlarda bize defalarca terörist, katil dediğini unutmadık. Sur yakıp yıkmanı, Cizre bodrumlarında diri diri yakılan insanlarımızın çığlıklarını unutmadık. İnsan kemiklerini kaldırımlara gömdüğünü, çuvalla babalarının kucağına verdiğini, mezarlıklarımızı dozerlerle yerle bir ettiğini unutmadık. Unutmadığımız daha çok şey var. Ve şimdi sandıkta hesap sorma günü geliyor. Sandığa gidip bunların ve daha fazlasının hesabını sormayı, daha aydınlık bir geleceği yaratmayı neden unutalım ki? Sen bu halkı balık hafızalı mı yoksa onursuz mu sanıyorsun? Ha, unutmadığımız bir şey daha var, onu da seçim akşamı söyleyeceğim.